seni. Gel buraya ulan. Ne istedin sen ablamdan? Açma bunu kırsın ulan. Bak baba bak, toplam 47 prim retebal dili, ne yapacaksın? Nereye çek girdiğini şaşırdı kedi, gel. Lampasın iki sakin. Yüz verme şuna Sıdıka. Baksana o canavar mı? Akvaryumu ne hale getirdi? Çekil de iki tane çakayım şunun ağzına. Al gitti. Ulan sen kimsin sen ha? Kimsin sen? Anne. İki tane küçük kırık fare yakaladın diye ulan evin kralı mı sandın kendine? Fanny çok saçmasın ya. Yok ki hayvanın günahını alıp roman yazarı görmüş belediye başkanı muamelesi yapıyorsun. Kız ne günahını alması? Ondan başka kim kıracak akvaryumu? Cinler, periler bir yerler mi düzenledi evde? İsaatli olsunlar, küçük kurultay mı düzenliyor yoksa? Dikkatle bakılırsa akvaryumumuzun isabet aldığı ortada anne. Herhalde yine dışarıdan serseri bir kurşun sekti. Ay tabii ya. Ne? Saygınır'ın oğlu ilk dişini çıkardıydı. Hı. Babası sevinçten balkona çıkıp kurşun saçmasın diye olayı gizliyorlardı. Ay. Kesin öğrendi herif tabii. Ondan sonra da silahına davrandı. Olan bizim akvaryum oldu. Akvaryum neyse de o küçük çocuğa acıyorum ben. Süt dişini çıkardı diye ateş açan bir babası var. Normal bir baba gider çocuğuna İnterturdan oyuncak filan alır. Ay, kim bilir nasıl büyüyecek şimdi o çocuk ya. Korkudan öteki dişlerini bile çıkaramaz bence. Kız Sıdıka, şeytan diyor ki şu silah manyağı kazmaların alayına birden sahte bir konvoy düzenle. Hani ne bileyim şöyle biri gol attı, bir şey oldu, düğün var, dernek var, söz kesildi falan diye böyle gaza getir. Tak konvoyun peşine İzmir'e kadar, İzmir'den denize dök anasını satayım. Kapı çalıyor. Kesin karşıdaki manyak mermi çekirdeğini almaya gelmiştir. Pişirmeden önce öldürdüm ben onları kızım. Merak etme, hiçbir şey yapmaz. Ondan değil Safiye teyzeciğim. Ben elle bıçaksız balık yemeye alışık değilim de. Ezgi Su, sen yemeyeceksen bana verir misin onu? Abi, başkasının karasularına girme. Ezgi Su, balığına sahip çık kız. Şimdi sana bıçak getiririm ben. Tamam. Sıdıka, kız peçete de getir. O da kibar şeyse. Zekeriya? Zekeriya! Hı? Ne var? Ay ne oluyor öyle daldın gittin ha? Hiç canım, şu sihirbazı düşünüyordum. Aman içmeseymiş o kadar. Sana ne elin alkolinden, hem sabaha ayılır. Lan onu ne düşüneceğim be? Benim aklım başka yerde. Hadi beni de yanına alsa da ortak bir iş kursak diye düşünüyordum. Aa. Ay bu yaştan sonra sihirbazlık mı yapacaksın sen? Ne var? Sihirbazlık ayıp mı? Bugün biraz seyrettim. Şapkadan iki tavşan çıkarttı. Şişt, malı götürdü. Mis gibi iş oğlum. Ya vallahi çocuk gibisin baba. Hiç tavşandan şapka çıkar mı ya? Numara onlar, numara. Tabii bana sor. Hadi ya. Neler de bilirmiş benim salak oğlum. Vurmasana çocuğa be. Aa, ne yapacaksın sen sihirbaz olup da kör olmaya sıçacağım. Canım ne yapacağım var mı? Bir iki numara öğrensek fena mı olur? Arada bir sünnettir, düğündür iki numara yapıp nafakayı doğrulturuz. İnsanın bir mesleği olsa sırtı yere gelmez. Bunca yıl devlet kapısında boşuna sürünmüşüz. Ay saçmalama Zekeriya. Atalarımız bile rızkın onda dokuzu ticaret demişler değil mi? Meslek dediğin götürü usulü vergiye tabi olur. Öyle hokkabazlıkla para kazanılmaz Zekeriya efendi. Sen öylesen. Yarın bu ortaklık işini açacağım sihirbaza. Arabayı da sermaye yaparım anasını satayım. Ay ne desem boş Zekeriya ha? Hay bugüne kadar atlara yediriyordun parayı anacığım. İyi, bundan sonra da tavşanlara yedirirsin. Ah günaydın Hudini Bey. Bakıyorum başarılı bir şekilde uyanmışsınız. Akşam pek sarhoştunuz da. Olur öyle arada bir sanatçılar da, biz duyarlıyız biliyor musun? Aa, bilmez miyim Hudini'ciğim? Bende de film kopar arada bir evde, olur öyle olur. Sizin hayvanat bagajda çok iyi baktık onlara evde. Gerçi tavşanlardan birine kedi saldırdı ama vaktinde yetiştik. Tavşanda bir şey yok da kediyi sakatladım ben. Yazık günah, ne yaptın hayvana ya? Ne yazığı beyim? Bizim kedi sıradan bir hayvan, hiçbir marifeti yok ki. Oysa sizin tavşan öyle mi ya? Komple bir sanatçı, gösteri hayvanı. Gülmeyin Hudini Bey, ben samimi söylüyorum ya. Dün akşam sizin gösteriyi izledim. Yani acayip bir şey. Hani diyorum bana da böyle birkaç bir şey öğretseniz. Nasıl yani? Ya evde çoluk çocuğu eğlendirmek için ufak basit şeyler. Ha basit şeyler. Evet, basit. Bakarız. Bakarsınız ben de işi büyütürüm ha. Ben de. Thank you.
1500 tane erkek öğrenci don gibimle hurra dışarı fırladı. Ama hakikaten çok hoş çocuklar vardı içlerinde ya. Kısış bir duyan olacak. Ay delisin sen vallahi, kısa delisin. Baba, niye erken geldin sen? Asıl siz niye geç kaldınız? Anan yok mu? Bir şey söyleyecektim. Goncagül teyzelere gittiydi, şimdi gelir. Sana söyleyeyim o vakit. Çabuk birden beşe kadar bir rakam söyle. Birden beşe kadar? Evet, birden beşe kadar. Üç. 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 Üç diyeceğini biliyordum. Kaldır bakalım şu tabağı, altında ne yazıyor? Kız Sıdıka. Babam menüden bir işkence türü seçti galiba. Ha? Ay, Sıdıka'nın hiçbir suçu yok vallahi Zekeriya amca. Demince terbiyesiz anılarını anlatan bendim. O sadece dinleyip beni kınıyordu. Kız bırak şimdi laf kalabalığını. Kaldırıp baksana şu tabağın altında ne yazıyor. Ha? Sorduğumda üç sayısını seçeceğini adım gibi biliyordum. Ya daha sorarken üç diyeceğini biliyordum. Bak tabağın altında bile çıktı. Hakikat baba ya. Nasıl bildin? Ne zaman yazdın onu oraya? Orası meslek sırrı kızım. Demek sihirbaz bey sizi eğitmeye başladı ha? Nasıl, ağzından alev falan da çıkartabiliyor musun baba? Hayır ama başkalarının ağzından tek vuruşta bir diş çıkarmayı becerebiliyorum Sıdıka Hanım. Hadi dalga geçmeyi bırak da git sofrayı hazırla. Oo, Safiye Sultan, gecemize şeref verdiler. Sen böyle birkaç kez daha gece vakti gel de ben de senin suratına şöyle bir allı morlu kamuflaj makyajı yapayım. Gece vakti dolaşırken dikkat çekmezsin. Ay abartma Zekeriya. Allah Allah. Goncagül'ün torununun burnuna leblebi kaçmış. Onu doktora götürdük. Sen el alemin burnuna kaçan leblebiyi düşüncene, kocanın kursağına gidecek yemeği düşünsen iyi edersin. Vallahi geciktin ama anne. Bir sürü şey kaçırdın. Babam bizi sihir yaptı. Bu daha bir şey değil. Neler göstereceğim neler. Yarına hazırlanıyorum. Ya. Vallahi Safiye teyze Sıdıka'nın söyleyeceği rakamı önceden bildi. Hatta not bile yazmış. Zekeriya. Sen sihir işini ilerletince kurbağaya çeviriver şunu. Benim aklım için. Ha, şimdi aklıma geldi Safiyan teyze. Annemin bu geceyle ilgili bir ricası olacaktı sizden. Telefonunuzu bekliyor. Yine bizde kalmanı mı isteyecek? Ha? Bak çocuğum. Yani sen sokaklarda falan şöyle yaksan, o Doğuş gibi çok ünlü bir şarkıcı olabilirsin. Ha? Biz sana engel olmayalım. Ay, apar mı Safiye Hanım teyze ya? Belki başka bir şey diyecektir kadın. Hadi, durun ben sizin için telefon edeyim. Ay Zeyno, altından bir şey düştü. Sorduğumda beş sayısını diyeceğini adım gibi biliyordu. Bu ne şimdi ya? Sihir kızım, o sihir. Üç dersen meyve tabağının altına bak deniliyor. Yok beş deseydin bizim sihirbaz beye telefonun altına bak diyecekti. Say kız Zekeriya amca, amma basitmiş ha. Bütün rakamlara göre bir not yazıp bir eşyanın altına yapıştırıyorsun. Hangisi ise onu kaldırtıyorsun değil mi? Acemi sihirbazın ilk numarası bu kadar. Peki baba, dört deseydin mesela. Dört diyeceğini adım gibi biliyordum, yazısı neyin altından çıkacak? Gel göstereyim Sıdıkacığım hangi şeyin altında olduğunu. Bak bunun altında yazıyor. Ya sen baba, kime kabiliyetse sihirbaz dedin. Kızım, peynir al kesinlikle. Çocuğum. Hay bir dahaki nüfus sayımda bizim evde sayılmayı düşünüyorsun herhalde ha? Hayır Safiye teyze, ben daha önce giderim. Hem daha bir dahaki nüfus sayımında 5 yıl var. Ya anne niye uğraşıyorsun kızla ya? Ne zarar var sana? Çok şükür Allah'ıma, ben zarar verecek yaşı çoktan geçtim. Sen kendine dikkat et. Ya cemiyet bir sürü arkadaş kurban sapıkla dolu. Tamam. Ay patla. Geliyorum. Kız bir bakınsanıza be. Ay hayrola Zekeriya ha? Ay ne yapıyorsun bu yağmurda karga botunu giymeden? Ay aman da aman. Ay neler yapmış benim marifetli beyim. Ha? Zekeriya. Ay ne bu, ayakkabılık mı? Elinin körü. Ne ayakkabılığı kız?
Sihirli dolap yaptık herhalde. Ay ne işe yarayacak o sihir dolabı Zekeriya ha? Yoksa senin o sihirbaz beyi büyülerin bozulmasın diye o dolaba mı koyacak? Yok kız, siz hele bir inin aşağı, o zaman görürsünüz ne işe yaradığını. Ha, bana bak Safiye, gelirken bir de örtü getir. Sihir için lazım. Ay, ay Zekeriya, bu yağmurda Zekeriya. Ya yapma Zekeriya, bırak. Bir ben şey girmem o sihir dolabına. Ya bir ha. Şey olmaz ay, diyorum sonra sana ya. Sonra toptan kaybolurum. Hayır be, hayır. Ya ben günlerdir izliyorum. Bizim sihirbazı izliyorum ben. Kadının kaybolduğu falan yok. Bir taraftan giriyor, öbür taraftan çıkıyor. Seyirci öyle zannediyor ya. Ben anlıyorum senin derdini Zekeriya. Karından kurtulmak için bu numaraları yapıyorsun değil mi ha? Ayıp değil mi bunca yıldan sonra? Saçmalama ya, bir deney yapalım. Bak eğer şu numarayı bir tutturabilirsek kendi sihirbazlık dükkanımı açacağım. Buldum Zekeriya. Ezgi suyu yok et. Bakalım becerebilecek misin? canım. El alemin kızı üstünde ne deney yapacağım? Kendi kızım dururken he. Ne? Geç kız şunun ya içine baba, geç. Ya baba ne oluyor ya? Ya geç kızım. Korkacak bir şey yok ya. Üstünü örtü örteceğiz. Ben abrakadabra deyince sen dolabın gizli bölmesine geçeceksin ya. Hadi 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 hadi. Ya az bekleseydik baba. Belki melekler gökyüzünden bir konum ankeri indirirdi sen öz evladını yok etmeyesin diye. Zırvalama da gir şunun içine hadi. Bak seyirciler bekliyor burada. Zekeri ya saçmalama. Acemi bir sihirbazın elinde heba olmak var. Gidip de dönmemek var. Gir hadi. Zekeri ya saçmalama. Bay bay. Bırak. Hokus pokus. Abrakadabra. Mepetua. Mepetua. Betua. Dua. Yok olus. Maminakis. Hokus pokus. Sıdıkus. Evet. İşte gördüğünüz gibi konum ankenimiz kayboldu. Ay Zekeriya. Ay çok heyecanlı. Gerçekten tebrik ederim Zekeriya amca. Şimdi gerçekten Sıdıka kutunun içinde değil mi? İçinde içinde. Tabii gerisi meslek zoruna giriyor. Aslında bu bir illüzyon. Çık bakayım kızım dışarı. Sıdıka. Çık. Çık yavrum. Çık. Çık. Geç bakayım şöyle geç. Hop çekil. Zekeriya ne yapıyorsun? Zımbalabim. Sıdıka. Sıdıka kız, zımbalabim. Tamam mısın? He? Açıyorum. Aç aç aç. Çık bakalım dışarı Sıdıka Hanım. Kız yok gördü daha dönmemiş. 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 Bak. Sıdıka. 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 Ara nerede Sıdıka? Sıdıka. Burada mısın kız? Kız Sıdıka. Ya dolabın içinde bir yere sıkışmıştır. Sıdıka. Öyle elin sihirbazına uzaktan bakmayla olmuyor Zekeriya efendi ha? Ne halt ettin sen? Ha? Bir lafı eksik söyledin. Koskoca kızı yok ettin bu yağmur altında. Bir yere sıkışmıştır. Bir bırak da bakayım çabuk ya. Çabuk çağır kızı. Hakikaten Mert, kocaman kızı. Çarpınca lan. Sıradan yenisini yapmak çok zor olacak sizin için. Ya Dance. Saçma sapan konuşmayın be. Hı? Dolabın içinde bir yerdedir. Ver bakayım şu keseri bana oradan. Çabuk. Allah Allah. Sıkışmıştır kız. Hadi. Ver onu bana. Bir dakika. Çekilin. Sıdıka. Sıdıka. Kırıl. Kız telefonda söylediklerini duyunca kulaklarıma inanamadım valla. Ne zaman kaçtın o dolabın içinden? Nasıl geldin oturdun bu kafeye? Hem sen mi kaçamak yapacaksın kızım? 40 yılda bir fırsat geçti elimize. Biz de sokağa attık kendimizi. Zekeriya amcanın seni yok ettiğine bir ara ben bile inandım valla. Salak. Hatta sihirli lafları ezberleyemedim diye kendime sinir bile oldum. Ne? Benim de yok etmek istediğim birkaç kişi var. Ne sihri ne kerameti kızım. Perdenin altından dolabın arka kapağını açtım. Sonra da çaktırmadan süzülüp yan taraftaki bahçeye geçtim. Sonra da sokağa attım kendimi. Demek perdenin altından ayaküstü üçümüzü birden yedin ha. Aferin kız sana. Bravo valla. Hadi hadi. Bitirelim şunları. Bir de sinemaya gidelim dolabın sihri geçmeden ha. 2 saate kadar dönmem lazım. Yoksa annem kendini meraktan yiyerek yok eder. Gidelim kız. Sinemaya da gidelim. Ay sen azdın vallahi bile ya.
Bir de annem bana yavru kaltak deyip durur. Bilse kızının dolap içinde ne dolaplar çevirdiğini. Yalan değil valla. O dolaba çok şey borçluyum. Eve gidince ilk işim dolaba teşekkür etmek olacak. Teşekkürler zahmet. Hadi hadi kalk. Tamam yürü. Bugün hayatın Cinderella kadrosundayım günlük. Babamın kendince yarattığı sihirli bir ortamdan yararlanıp Felek'ten 3 saat 45 dakika çaldım. Fena da olmadı hani yani. Benim tamamen kaçıp hep özgür olma şansım yok henüz. Ama bu gece yarısı şapkanın tutsak tavşanıyla kafese kapatılmış güvercinleri salacağım. Buralardan artık gözükmüyor gerçi ama diğerlerde kırlar ve mavi gökyüzü var. Bari benim yerime onlar oraya ulaşabilsinler. Hadi iyi geceler günlük.